Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Farming Simulator'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Şöyle öncelikle isterseniz ekmiş olduğumuz buğdayın hasat mevsimi geldiği için şunu öncelikle bir hasatına başlayalım. Bu süreç zarfında da biz neler yaptık bundan bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi buraya soya fasulyesini ektik. Yalnız ekerken de baya bir zorluk çektik arkadaşlar. Hem burayı sapanla sür, daha sonra kireçlememiz gerekiyordu tarlayı. Daha sonrasında hani onun ekimi falan bir 10-15 bin euroluk bir para harcadık oraya. Şimdi bu hasat yaparken biz de tabii ki seralarımızdan gelen mahsulleri satacağız. Yalnız onları yapmadan önce şu çiftliğimize de bir bakalım istiyorum. Sizlerin eşliğinde. Şöyle çiftliğimizi görebilirsiniz. %95 oranında bir sağlıkları var. 200 hayvan var gördüğünüz gibi. Hayvanlarımız üredi, çoğaldı arkadaşlar. Şurada da 2 paletlik bir yumurtamız var şu an için. 3. palette dolmak üzere. Hani bugün bayağı bir yapacak işimiz var. Hem marul satacağız, hem yumurta satacağız, hasat yapacağız. Daha sonrasında o hasatı tavuk çiftliğimize dökeceğiz falan filan. Bayağı bir işimiz var. Kredi kısmına gelirsek, hani kredide de bayağı bir eksiğe düştüm ben aslında. 70 bine kadar falan düşmüştüm. Daha sonrasında bir marul satışı gerçekleştirdim. Onun sayesinde bir 30 bin kapattık diyebilirim. Şimdi şu otomatik loot yapan şeyimizi alalım arkadaşlar. Romorkumuzu alalım. Yavaştan marul toplamaya başlayalım biz de. Bu arada siz de arkadaşlar, ben bu işi yaparken boş durmayın. Videoyu beğenin, kanala abone olun veyahut da video hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Ne bileyim yani, bir etkileşim kuralım arkadaşlar. Bir izleyici var ama bu izleyici sanki böyle izliyor ama bir şey de yapmıyor gibi yani. Bot gibi yani, ne bileyim. Bu durum da yani açıkçası beni birazcık üzüyor. Her neyse arkadaşlar, daha fazla o konuya girmek istemiyorum. Zamanla hepsi olur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş basıyorum ki hani ne olur ne olmaz şimdi. Tam güvenemiyorum. Bazen böyle dolduruyorum dolduruyorum, daha sonra birden hepsini atıyor falan. Bir değişik yani, bir bazen baga maga giriyor. Enteresan enteresan durumlar oluyor arkadaşlar. Bunlara siz de dikkat edin. Bakın şu an mesela arka tarafta bir tane boşluk bıraktı. Neden o bilmiyorum ama boşluk bırakıyor bazen ya. İnşallah şu marullardan da güzel bir gelir elde ederiz. Bu arada marul fiyatlarına falan da hiç bakmadım ha. Bir bakayım arkadaşlar marul fiyatlarına ya. Şimdi videoya girdik diye stokladık elimizde satacağız diye ama hiç marul fiyatına bakmadık. 2000'e var ya. 2000'e var. 2000'e var. Neredeymiş bu 2000'e satacağımız yer? İnşallah uzakta değildir bari. Göremiyorum şu an. Neyse onu buluruz ya, o çok sıkıntı değil. Şunu bir dolduralım da. Şu araya da at be gülüm be. Atmadı ya. Atmadı arkadaşlar. Arkaya da atmıyor bakın. Arkaya da atmıyor. İki kasalık bir yer boş kaldı. Kalsın ya, o da çok sıkıntı değil. 9600 yerine 9200 götürürüz. Ben şimdi arkadaşlar bunu götüreyim, bir satıp geleyim. Daha sonrasında burada tekrar görüşürüz. Bu arada bizim biçerimiz dolmuş. Hiç ona dikkat etmedik. Şu traktörle gideyim, hemen bir römorku takayım arkadaşlar. O biçeri bir boşaltalım. Biçer devam etsin. Ya bu traktörü de değiştiresim ben arkadaşlar. Hani şu sırf şey muhabbetinden dolayı. Vites muhabbetinden dolayı. Gerçekten çok can sıkıcı oluyor. Evet, şu an marulları satacağımız noktaya geldik. İnşallah bu marullardan güzel bir gelir elde ederiz. Şu an 9 ton 200. Bunları kaydedeceğim ben bu arada. Hangisinden ne kadar gelir elde ettiğimize bakmak istiyorum yani. Evet, şu an satışımızı gerçekleştirdik. 19 bin euroluk bir gelir elde ettik. 9 ton 200 kilogramlık bir maruldan. Şimdi ikinci römorkumuza geçelim. Evet, bu arada biz bunu boşaltıp gelene kadar bizim biçerimiz tekrar doldu. Bunu da tekrar bir boşaltalım.
Şu an ikinci römorkumuzu doldurduk. İkinci römorkumuzda da 6 tonluk bir marulumuz var. Daha başka marul kalmadı. Toplamda 15 ton 200 kilogramlık bir marul satmış olacağız. Bu maruldan bakalım ne kadar geri elde edeceğiz. Evet, şu an satış noktamıza geldik. İkinci römorkumuzu da getirdik. Bütün satışı gerçekleştirdik. Şimdi bu marullardan toplam kaç para elde etmişim ona bakmak istiyorum. 31 bin euro diyor. Tamam. Şimdi 31 bin euro iki etapta biraz az gelebilir. Bana da az geldi. Ama şöyle bir durum var. 2 aylık mahsul. Yani onun öncesinde ben zaten maruldan bir satış yapmıştım yani. 28 tonluk bir satış yapmıştım. 2 aylık mahsul bu kadar. Şimdi biçer hasat yaparken arkadaşlar biz de şuraya bir gübreleme gerekiyor mu ona bir bakalım. Evet gerekiyor. %50 gübrelendi olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi bunun için bir gübreleme makinesi kiralamak şart. Şu an mesela şunu kiralasak ne kadara kiralayacaksın? 1275. Peki bu? 2295. 2 katı. Bu ne kadar? 42 metre. Nasıl 42 metre ya? Allah Allah, bu 42 metre mi? Dur bunu bir kiralayayım ben. Ben bir gideyim arkadaşlar, onu bir alayım bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bildiğim kadarıyla her sezonda sürme istemiyor. Aynen, mesela bu sezon kireç istiyor burası. Oha, 42 metrelikmiş lan harbi. Bayağı büyükmüş ya. Güzel, şu an her şey tıkırında gidiyor arkadaşlar. Şurayı da biçersek her şey tamamdır. Bugünlük yapacağımız başka ne var ona bakalım. Şu gübreleme işi aslında kaçmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Şundan nesneyi ödünç al diyelim. Şundan da kontratı kabul et diyelim. Gördüğünüz gibi kontratı kabul ettik. Bu arada bir içerimiz doldu. Şimdi kontratı kabul et dediğimiz yere direkt gidip işçiyi bırakalım. O kendi kendine orada orayı gübrelesin arkadaşlar. Yalnız bu traktör ölecek gibi hissediyorum ya. Bunu satacağım ben arkadaşlar ya. Yani satıp diğer Klas'ın traktörüyle mi değiştirsem ya? Bizim şu an traktörümüzü kaç paraya satabiliyoruz biz? 22.674'e ben şu an satabiliyorum onu. Peki o traktör kaç paraydı? 22.000. Yani yaklaşık 21.000 üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir traktör alıyoruz. Ona bakacağım. Ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi ben şu traktörle gideyim bir. Gübrelenecek yerleri bir gübreleyeyim. Yani traktörü bu hale getirdiğimizde bakın geniş lastikler, ağırlıklar, daha sonra motora bir tık takviye falan 165 HP'lik bir hale geliyor ve 66.900 yani 67.000 diyelim bir fiyata denk geliyor. Şimdi 25.000 22.000 Euro'ya biz bunu satıyoruz. Üzerine 66.000 44.000 Euro'luk bir ekleme yapmamız gerekecek. O bu da kapasiteyi doldurmuş. İsterseniz önce gidelim bir çiftliğimizi dolduralım arkadaşlar buradan elde ettiğimiz gelirle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuk çiftliğini doldurduk ve 37 tonluk bir mahsul kaldı elimizde. Şimdi bu burayı bitirmiş. Komple bitirmiştir bu. Şimdi şunu bir teslim edelim biz. Şunu dön diyeceğim. Daha sonrasında şunun içerisindeki şeyi boşaltalım. Mahsulü boşaltalım. İçerimizi de boşalttık. Şimdi bu biçeri götürelim. Soya fasulyemizin başına koyalım arkadaşlar. Şimdi burada işi kalmadı bunun. Arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakikadır ben bu işin matematiği üzerinde düşünüyorum. Evet, zararlı çıkıyoruz bir yönden. Hem daha güçsüz bir traktör alıyoruz hem de daha fazla para veriyoruz ama otomatik traktör arkadaşlar biraz da hızlı. O yüzden birazcık beni cezbediyor. Ve sanırım ben bu traktörü alacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle yan tarafa geçeyim şu traktörü bir satayım arkadaşlar da. Şöyle bunu da bırakayım şuraya. Tamam. Şimdi önce bu traktörü satacağım. Kurtulacağım şundan. Öyle indirimde olan her traktörü de gidip almayacağım bundan sonra. Yoksa başıma böyle şeyler geliyor. Sat diyeceğim. Evet.
Şimdi traktörümüzü sattık. 51 bin euroluk bir bütçemiz var. O traktör için birazcık kredi çekmemiz şart. Şöyle. 76 bin euroluk bir paramız var. Şöyle geleceğim. Bu traktörün çift tekerlek değil. Geniş lastikli ağırlıklı. Daha sonrasında bir tık motoru kuvvetlendirilmiş. 67 bin euroya alacağım arkadaşlar. Yani başka çıkarı yok. Traktörümüz 53 km bölü saat hızla gidiyor. Fendt Vario gibi. Sıkıntı yok ama önce şunu onararak işe başlayalım. Tamamdır. Onarımını da yaptık. Gördüğünüz gibi sıfır bir tane klas traktörümüz oldu. Hem de otomatik vites. Hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz. Ama bu sefer de bayağı bir borcun altına girmiş olduk. Kaç para borcumuz var şu an? 70 bin euroluk bir borcumuz var. Vallahi işimiz birazcık zor gibi görünüyor. Ama 2-3 ay ilerletsek hani hem soya fasulyesinden gelecek gelirle hem de marullardan gelecek tavuklarımız var. Yani bir şekilde onu kapatırız diye düşünüyorum yani. Şu fentimiz arkadaşlar şuraya sürüme bırakalım. Bir yandan bu da sürmeye başlasın orayı. Biz de bu sırada ne yapabiliriz onu düşünelim. Şimdi tavuklarımızda o kadar bir gelir yok şu an için. İki palet bir yumurta var. Bunu götürüp getirmeye değmez. Şu şeylerimize bakalım bir de. Seralarımıza bakalım ne kadar bir sular eksik mi? Hepsinde 10 ton üzerinde bir su var. Sıkıntı yok o zaman. Zamanı bir tık ileri alacağım arkadaşlar. Şu soya fasulyesinin de hasat mevsimine gelelim istiyorum. Arkadaşlar zamanı ileri aldık. Şu an soya fasulyeleri için hasat vakti. Hasatı bugün yapmayacağız. Bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar onu. Çünkü video süresi bayağı uzun oldu. Bu arkadaş gördüğünüz gibi burada devam edecek. Bir de şunları göstereyim. Şu an seralarda 3'er tonluk bir gelirimiz var. Bunlarla birlikte bir de şöyle göstereyim. Yumurtalarımız var. 5 palet. 6. palette yarım. Bunu da doldurduktan sonra hepsini birleştireceğiz arkadaşlar. Güzel bir satış yapacağız. İkinci videonun başında yani ikinci video dediğim 4. bölümün başında güzel bir satışla başlayacağız. Şu an 260 tane hayvanımız var. Ve bütün hayvanlarımıza yetecek kadar da römorkumuzda buğdayımız var. Bakın 39 ton da buğdayımız var. Hiçbir sıkıntı yok. Büyük bir ihtimalle soya fasulyesi için yeni bir römork kiralayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı, video hakkındaki görüşlerini de yorumlar kısmından belirtmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.